Trabzonspor'dan e, demişken bir açıklama geldi. İstersen ben Hı. o açıklamayı bir okuyayım. E, Trabzonspor sosyal medyasından bir açıklama paylaştı değerli izleyenler. Ben de sizlerle paylaşayım. Geçtiğimiz hafta oynadığımız Fenerbahçe maçında hepimizin gözleri önünde bir tiyatro seyrettik. Trabzonspor yönetim kurulu olarak bu müsabakanın hakemleriyle ilgili verilecek kararları yakından takip ettiğimizi belirtmek istiyorum. Biz camiamızın birlik ve beraberlik içinde olduğunda nelerin üstesinden geldiğini çok iyi biliyoruz. Bu inançla önümüzdeki süreci kazanacağımız yeni zaferlerle birlikte çok daha güçlü tamamlayacağız. Cuma günü oynayacağımız Konya Spor maçında dolu tribünler önünde Büyük Trabzonspor taraftarının gücünü hep birlikte yeniden hissettirmek istiyoruz diyor. E, açıklamanın devamı da var. E, Konya Spor maçı ile ilgili destek çağrısı ile ilgili açıklamalar var. E, Sayın Başkan Ertuğrul Doğan tarafından bu açıklama yapılmış. Ya bu içinde bulunduğumuz koşulları hem hakemler açısından da ben hakemlere tek başına yüklenmeyi de hakkaniyeti bulmuyorum. Hepimiz neyse hakemlerimiz de o. Toplam kalitemiz neyse hakemleri de ona yani oradan da sivri çok e, içinde yaşanılan ortamın duygusal etkilerinden kendini arındırıp gördüğünü çalacak hakemler de bir gün çıkacak. Ama çıkmıyor diye de şimdiki hakemlere çok yüklenmeyi de o da kendimizi kandırmak ya da kendimizi hakemler üzerinden temize çekmek gibi geliyor bana ama şunu söylemeden geçemeyeceğim. Trabzonspor'un açıklaması geldi madem aklımdaydı. Türkiye'nin futboldaki durumunu çok güzel izah eden bir pozisyon yaşadık. Fenerbahçe Trabzonspor maçında. Bunun Fenerle Trabzon'la ilgisi yok. Kim daha güçlüyse kendisini ona beğendirme içgüdüsüyle hareket eden bir hakem tipimiz var. Bu onların tek başına suçu değil. Bunu özellikle beyan edeyim. İlk yarının bitimine doğru hatırlayanlar olacaktır. Bir Fenerbahçe hücumu vardı. Trabzonspor takımı Poloneaç ile topa sahip oldu. Eee Poloneaç işte Fenerbahçe'nin savunmasını sağ tarafına doğru hareketlenirken yani orta saha civarında hakem düdüğü ağzına getirdi. Vücut diliyle de maçı bitireceğini aldı. Zaten 5 e, dakika uzatmıştı. 50.48 falan yani normal. Düdüğü ağzına götürdü. Sonra top e, bir mücadelede Trabzonlu oyuncunun ayağından çıktı, Fenerli oyuncuya gitti. Orta hakem Zorbay Küçük o pozisyonda düdüğünü çalacakken top Fenerbahçe'ye gitti. Ulan belki herhalde bir gol mol atarlar da bir stres azalır diye oyunun devamına izin verdi. Ya bu ya bir hakem için bundan daha talihsiz bir görüntü olamaz ki ben burada izleyenleri bilir. Zorbayı yok babası Galatasaraylı yok annesi Fenerbahçeli diye çok eleştirildiğinde hep o sahip çıktım. Hakem dili Peki, olarak da iyi bir hakem olduğunu dediğini düşünüyorum. Eleştirmek çok yanlış bir şey. Hepimiz bize de oluyor bu eleştiriler. Yani peşinden şunu söyleyeyim: İnsanlar bir takımı tutmadan ya da bir takımı sevmeden ya da sempati duymadan diyelim, böyle bir mesele zaten girişmezler. Bu bu kadar o net. Bu mesele şey. değil. Aslı olan. Hakem takım tutmaz diye bir şey yok. Ben buna inanmıyorum evet. ya, katılmıyorum. Öyle ben. bir şey demiyorum. Benim de öyle bir iddiam yok. Olamazdı zaten. Tabii. Herkes insandır hepimiz insanız yani. Ama bir hakem. Kendini o pozisyonda bitirmeye çalıştığı oyunun devamında gelişen ev sahibi yani güçlü olan takım lehine pozisyon devam ederken kendi kararından vazgeçip oyunu oynatacak duruma getirdiyse bu sistem, bu sistemi baştan sona yeniden yazmak lazım. Yani ben Aa, bu kırmızı kartı Salih Tursun başka bir hakeme göndermişti. Bir, bir, bir oyunu katledin bir hakem. Adını anmak istemiyorum. Önemli değil. Ben de bu kırmızı kartı çok sevdiğim, hakemlik yorumunu beğendiğim Zorbay'a gösteriyorum. Ama benim bu kırmızı kartım şey değil, Zorbay hakemliği bıraksın falan diye. Bence Zorbay küçük, iyi bir hakem olacak. Ama bak Zorbay Hoca, ya bu hata affedilir bir hata değil. Ya kendi içinde bir dönüşüm yaşaman gerekiyor. Çünkü bu izah edilecek bir hata değil. Türk futbolunu tek bir hakem üzerinden okumaya kalkarsak, tek bir pozisyon üzerinden, buyurun Türk futbolu budur işte. Yani güçlü lehine bir anda hakem kendi içinde bir muhasebe yaptı. Ben şey için yaptığını söylemiyorum bunu. O da yanlış anlaşılmasın. Fenerbahçe kazansın Trabzon. Hayır. Biz hakemlerimizi öyle bir baskı altına almışız ki. Bak çok parlak bir çocuk. Ben hakemlik yorumunu gerçekten beğeniyorum. Mesela Fırat Aydınus'u beğenirdim ben hakemlik yorumu olarak. Bu da işte sakin. Oyuncularla diyaloğu böyle hükmeden bir şey değil. Yumuşak bir üslubu var. Gördüğünü çalmaya çalışıyor. Ama öyle bir baskı oluşturmuşuz ki üzerinde, maçtan önce yapılan açıklamaları da biliyoruz hakemlerin. Yani Ali Bey yaptı, Trabzonspor yaptı. Ben burada herhangi bir rengi eleştirmek, öbürünü savunmak için söylemiyorum bunu. Öyle bir baskı ortamı yaratmışız ki, başarıyı öyle bir kutsal nesneye dönüştürmüşüz ki, bütün değerleri ayak altına alabiliyoruz. Daha kötüsü Zorbay kendi kendini ayaklar altına aldı ya. ya. Biz bu çocukları niye bu hale dönüştürüyoruz? Ya bu hale dönüşmelerinin nedenlerinden biri de biz medyayız. Bunu da görelim diye söylüyorum aslında bunları. Sonunda oraya şey geleceğim. Var. Hakemleri eleştirdiğimiz nokta bak ya, Onda bir sıkıntı yok. Yani ben de eleştiriyorum zaten. Ama senin söylediğin şeyin de altını çizmeden geçemeyiz. Şunu söylemek lazım. Şimdi öyle bir ortam var ki cumartesi günü. Şimdi Sayın Başkan Ali Koç cuma günü bize bağlandı. E, açıklamalar yaptı. Pazar günü konuşacağım dedi. Zaten diğer başkanlar sürekli konuşuyor. Herkes sürekli konuşuyor. Onun dışında işte e, şu an aktif olan bir e, var hakeminin e, eşi açıklama yaptı. Haberlere yansıdı, gazetelere yansıdı. Sonra işte tekrardan işte İzmirli hakemler, şunlar bunlar bilmem ne. Öyle bir ortam var ki cumartesi günü. Yani gerçekten maça bir saat kala. Zorbay küçük. Hiç şaka yapmıyorum. Ben yönetmiyorum kardeşim. Yani bu ortamdan... Falan deseydi gerçekten. Aynen. Hani Haksız da olmayabilirdi ya ben evet. gerçekten çünkü düdüğü çalacak mecalim yok zihnim bulanık deseydi gerçekten haksız da olmayabilirdi. Ya Bu ortamda nasıl bir hakem performansı bekliyoruz heh, doğru ki Doğru karar veriyorlar demiyorum tabii ki yanlış kararlar var Aynen. ama çok da hani sahaya bazen çıkmaları bile yani o düdüğü üfleyebilmeleri bile e, gerçekten bazen. ...hani kolay değil ya. Ya yani baskı bunu, altındaki onu da söylemeden geçmeyelim baskı bence. Baskı yani. altındaki futbolcuların sahada ne tür hatalar yapabildiğini görüyoruz. Nasıl saçmalıyorlar bazen. O kadar yetenekli oyuncular o baskı altında girdikleri zaman neler yapabiliyorlar? Biz bu ortamda evet gerçekten yeteneksiz ve eğitimleri de sıkıntılı olan hakemlerimizden bir de iyi performans bekliyoruz. Yani ben, bir, ben zor yani da bu arada Trabzonspor'un yani. e, az önce açıklamasını sizlerle buluşturmuştuk bir son dakika gelişmesi olarak. Bizim ekranımızda da şu anda yer alıyor ha şunu da söyleyeyim şimdi herkes aynı şekilde büyümüyor yani hepimiz farklı ailelerden geliyoruz farklı iklimlerden geliyoruz farklı coğrafyalardan geliyoruz şimdi örnek olarak veriyorum yani şey artı eksi noktası olarak söylemiyorum tamamen örnek olsun diye. şimdi senin baskıyı kaldırmanla Selahattin abinin baskıyı kaldırmasıyla ya da benim baskıyı kaldırmam biri olmayabilir hakemler için de aynısı geçerli yani belki baskı çok daha dayanıklıdır daha etkiliyordur daha onu pozitif yöne götürüyordur diğerini inanılmaz kötü etkiliyordur. Tabii Gerçekten ki. yürüyecek mecali kalmıyordur. Hani şimdi böyle bir nokta da var açıkçası. Bir de Serhat Erhan'ın söylediği gibi hani bizim futbolumuz hangi seviyede ki biz hakemlerimizden aynı seviyede bir yönetim bekliyoruz. Hani bizim futbolumuz seri A, hakemlerimiz San Marino sanki. Yok böyle bir şey yok yani. Hani bizim şu anda futbolumuzun, futbolu yönetenlerimizin yapılan açıklamaların seviyesi ortada. Şimdi bu seviyeden biz Seri A seviyesinde bir hakem performansı bekliyoruz. bir paylaşım gördüm. Nerede gördüğümü söylemeyeceğim. Ee, ama sadece paylaşımı söyleyeceğim. Şimdi Galatasaray'ın bayağı Münih maçına Antonio Nobre atanmış. Hmm. Portekizli evet, hakem. kariyeriyle alakalı. Evet, eğer yanlışım yoksa da ilk Şampiyonlar Ligi maçı evet, olacak. Doğru. Ama daha önce Avrupa Ligi, Konferans Ligi işte e, UEFA'da milli takım düzeyinde de maçlar yönetmiş bir hakem. Portekiz'in de yeni değerlerinden bir tanesi doğru. diyelim. Şimdi Galatasaray maçına tecrübesiz hakemliğe başlık atılmış. Şimdi zaten hani konuya öyle bir girişimiz var ki belki yarın Antonio Nobre müthiş yönetecek örneğin biliyor muyuz? bilmiyoruz İşte, i̇şte ön hep işte bu kadar ön zaten sonrasında da gittiğimiz yol da farklı olmuyor işte yani tartışmalar, eleştiriler, hakem kararları şimdi bu hani ilk düğmeyi yanlış ilikleyerek başlıyoruz sonrasında zaten hmm. düzelmesine her şeyin yani... yanlış olduğu, hiçbir şeyin doğru olmadığı bir ortamdan biz böyle doğru bir hakem performansı sol literatürde bekliyoruz. üniversite yıllarımızda ee şöyle bir kitap vardı. Yazarını unuttum kusuruma bakmasın. düzene uygun kafalar nasıl yetiştirilir? İşte siyasal alan kastediliyor. Şeyde de futbol ve sporda da biz medya düzene uygun taraftar yetiştiriyoruz. O başlıklarla işte. Bu düzen ne? Kaos düzeni. Ya yani adamın ne yapacağını hiç bilmeden biz en baştan şeyi atıyoruz. Bir bulandırıyoruz suyu yani. Çünkü bulanık su hoşumuza gidiyor bizim.